Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantı öncesinde Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürer ve KÜİT komutanlarından oluşan yaş üyeleri Atatürk'ün mozolesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı çalındı. Erdoğan ve beraberindeki yaş üyeleri merdivenlerde gazetecilere poz verdikten sonra Misak-ı Milli Kulyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum. Erdoğan ve yaş üyeleri daha sonra yeni sistemin ilk toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Bana bitmiştir Sayın Cumhurbaşkanı. Yaş bazı ilklere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni üyeler olarak ilk kez toplantıya katıldı. Bir önceki Şura'ya Genelkurmay Başkanı olarak katılan Hulusi Akar, bu kez Milli Savunma Bakanı olarak Şura'da hazır bulundu. Çalışmalarını bir günde tamamlaması öngörülen Şura'da, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması ve generallerin terfileri ve atamaları masaya yatırıldı.